Senin gönlünde Baran Bey var kızım. Sen onu seviyorsun kızım. Ne yapıyorum ben? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Günaydın. Günaydın. İyi görünmüyorsun. Hasta mısın? Ateşin mi var yoksa? Yok bir şeyim. Gerçekten iyiyim ben. Kahvaltı. Kahvaltı hazırlamam lazım benim. Her neyden kaçıyorsan yakında anlayacağım. Biz her zaman yanındayız. Artık kötü şeyleri düşünme, olur mu? Sağ ol. Sağ olun. Abinle yengen. Onların kendi dertlerini bir kenara bırakıp bizimkiyle ilgilenmesi ne kadar fedakarca bir davranış. Kendi dertleri derken? Boşanmayı diyorum. Bu zor süreçte bile kendi meselelerini bir kenara koyup birlikte bizimkine el uzatmaya koştular. Boşanma mı? Bir dakika, sen bilmiyor muydun yoksa? Şey, doğru ya, boşanma, doğru. Neden boşanıyorlar bilmiyorum ama çok üzüldüm. Dilan abla söylemiş annemin, annem de çok üzüldü. İkisi de çok iyi insanlar, ne bileyim. Çok uyumlu, harika bir çift gibi görünüyorlar. Çok da yakışıyorlar birbirlerine. İkisi de nazik, saygılı, merhametli. Bugünlerde herkeste bulunan özellikler değil bunlar sonuçta. Abiyle yengen birbirleri için yaratılmışlar. Evet, öyleler. İçeri geçelim mi? Abimle konuşmam gereken bir şey var mı? Olur. Fırat! Nereye gidiyorsun? Şirkete geçiyorum. Arabaya gidiyordum. Ne oldu? İyi düşünmüşsün. Hatta gitmişken çalışanlarla da vedalaş. Muhtemelen aile şirketine son girişin olacak. Et tırnaktan ayrılmaz. Evladımsın. Ama beni buna sen mecbur ettin. Ne bu? Resmi evlatlıktan ve de mirastan red kağıtları. Buraya kadar geldik yani. Sen istedin böyle olmasını. Yani benden niye şaşırıyorsun? Her zamanki babam işte. Ne bekliyordun ki?
Hala bu yoldan dönme şansın var. Tercihini yap. Ailen mi yoksa o kız mı? Eğer aileni seçersen ne âlâ. Her şeyim senindir. Yok ama eğer hizmetçi kız dersen o zaman seninle mahkemede görüşürüz. Ben tercihimi yaptım baba. Gül'le evlenip çok mutlu olacağım. Bütün hesapların ötesinde çok mutlu olacağız. Babana meydan okuyorsun demek. Ha? Oku bakalım, oku. Bundan sonrası için benden günah gitti. Tamam, siz randevuları alın. Ben hepsiyle tek tek görüşeceğim. İşe alakamızı ve vizyonumuzu net bir şekilde anlatmamız lazım. Ortak bir paydada buluşmazsak verimli çalışamayız. Tamam. Abi. Bir şey konuşabilir miyiz? Konuşalım tabii. Yıldıray'la ilgili her şey kontrolüm altında. Merak etme, tamam mı? Sağ ol abi. O konuda güveniyorum sana zaten. Ama ben başka bir şey konuşmaya geldim. Nedir, ne oldu? Dilan'la neden boşanıyorsunuz abi? Çünkü böyle olması gerekiyor Cihan. Abi. Hani bana demiştin ya. Bir ağaç meyve verirse hepsi verir diye. Ben de ancak sen mutlu olduğunda mutlu olabilirim. Senin başına bir şey geldiğinde benim de başıma gelmiş sayılır. Senin sıkıntın, derdin benim de canımı yakar. Ama dediğin gibi, zorlukların karşısında hepimiz tek yürek olursak daha güçlü dururuz her şeye rağmen. Yani demem o ki, eğer konuşmak istersen ben buradayım abi. Her zaman. Sağ ol kardeşim. Benim yüzümden ailesini kaybedecek. Evlatlıktan da reddedilecek. Daha ötesi var mı? Hayır. O bunu hak etmiyor. Parasız pulsuz kalacak. Bütün geleceği, bütün hayalleri yok olacak. Ama o hala bana sahip çıkıyor. Aşkımızın arkasında duruyor. Ah Fırat ya. Ne yapacağız biz? Yorma kendini. Bunlar senin işlerin değil artık Gülüm. Ben alışkınım Fırat. O önemli değil de. Ne yapacağız biz? Şimdi ne olacak? Baban seni evlatlıktan... Mutlu olacağız. Olacak olan bu. Ama Hasan Ağa'nın söyledikleri... Hem onu hem... Her şeyini kaybedeceksin. Sevgiye hürmeti yoksa... Kendi bilir. Hem her şey ne demek Gül? Pardon ama benim her şeyim sensin.
Yani hiçbir şeyimi kaybetmeyeceğim. Paradır, puldur, umurumda değil. Hani derler ya, böyle yarım olsun, 1 milyon borcum olsun. Benimki de o hesap. Bir sen ol yanımda, o bana yeter. Hoş geldin Cevriye. Hoş bulduk. Yağmur, bir tane kızıcığım, sana bir müjdem var. Annen sana mektup göndermiş. Bana mı? Annemden mi? Hı-hı. Sana. Okumamı ister misin? Hayır. Senin okumanı istemiyorum. Peyniri uzatır mısın canım? Tabii Dilan abla. Domatesle salatalıkları da doğradık mı tamamdır? Vallahi Dilan abla hazırladıklarına baktıkça karnım acıktı. 3-5 malzemeli harikalar yarattın. Her şey çok özenli duruyor. Yok canım bir şey yapmadım ki. Ben de domates ve salatalıkları doğrayayım. Ben de haber vereyim uyansınlar hem de sofrayı sileyim. Şey, kahvaltı için. Ben söylerim Cihan'a. Yok yok. Siz hiç zahmet etmeyin Baran abi. Ben hallederim. Halbuki bir anlasalar birbirlerini nasıl tamamladıklarını. Bir araya geldiklerinde nasıl daha iyi, nasıl daha güçlü olduklarını. Ben sofrayı sileyim. Keşke birileri onlara söylese. Gururları yüzünden aşklarını heba etmemeleri gerektiğini. Canım annem bana mektup yollamış. Gördün mü Seyit dede? Gördüm kızım gördüm. Hadi gözün aydın. Zümrüt ablan okusun istersen. Zümrüt abla, annemin mektubunu okur musun? Okurum tabii güzelim. Dur geleyim yanına. Geleyim oraya. Ver bakalım. Ya insan çocuğunun gönlünü hoş etmek için bir mektup yazmaz mı Allah aşkına? Yazmıyor. Vallahi Cevrem ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Bilmiyorum ya. İş başa düştü demek ki. Ne yapacaksın? Ben biliyorum yapacağımı. Sen bana bir kağıt kalem versene. Altına da koyacak bir şey. Tamam. Cevriyem. Kalem de orada.
Canım Yağmur'um. Yağmur'um. Varlığınla kalbimi ısıtan bana anne olmanın sevincini yaşatan, kalbimi ısıtan küçük prensesim. Sana olan sevgimi kelimelere dökmek ne kadar da zor. Seni o kadar çok seviyorum ki her sabah küçük ellerini öperek uyandırmak istiyorum. Göğsüme bastırıp seni sevgiyle, şefkatle kucaklamak istiyorum. Annen seni çok seviyor. Hem de çok. Sana uzak olsam bile yanındayım. Her gün senin güzel, masum yüzünü seyrederek uyanmak istiyorum. İşim biter bitmez almaya geleceğim seni. Güzel kızıma kavuşacağım. Mis saçlarını koklayacağım. Fındık yüzüne uzun uzun bakacağım. Sonra da anne kız birlikte istediğin her şeyi yapacağız. Ama şimdi senden bir şey istiyorum. Cevriye ablanla Cevdet abine güvendim ben. Sen de güven onlara. Ben gelene kadar yanlarından ayrılma. Çünkü ayrılırsan yollarda kaybolursun. Bulamam bir daha seni. Kavuşamayız. Ben gelene kadar onlarla uslu uslu bekle, tamam mı benim canım kızım? Göz bebeğim. Öpüyorum seni. Sarılıyorum kocaman. Seni çok seven annen. Ayrılmam anneciğim Cevriye ablanın yanından. Burada seni bekliyorum. Gelene kadar bekledim. Gördünüz mü? Annem beni bırakmayacakmış. Almaya gelecekmiş. Kocaman sarılıyorum demiş. Beni ne kadar seviyor. Gördünüz mü? Zaman Cevriyem. Hepimizin biraz zamana ihtiyacı var. Benim de hemen ona yazmam lazım. Beklediğimi bilsin. Hemen yazayım ki Ali abim götürsün. Zeyd dede, biz seninle eve gidelim. Orada anneme göndereceğim şeyler de var. Olur kızım. Tamam. Hadi. Gel bakalım. Eline sağlık kızım. Ne maharetliymişsin. Sağ ol Ayşe abla. Afiyet olsun. Thank you.
Ben bunu değiştirip yenisini alıp geliyorum hemen. Gerilmem, heyecanlanmam iyi değil. Kim bilir ne kadar tuhaf görünüyorumdur. Kendi kendimi zora sokuyorum. Toparlanmam lazım. Gurur biter. Bir gün her şey biter. Geriye sadece aşk kalır. Senin gönlünde Baran Bey var kızım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ayağım takıldı. Geç otur. Ayşe abla, rahat uyuyabildin mi? Uyudum kızım. Sağ ol. Sayende ateşim de düştü. Estağfurullah. Ben ne yaptım ki? Olur mu öyle şey? Sen de Baran Bey de o kadar çok şey yaptınız ki Allah sizden razı olsun. Hakkınızı ödeyemem. Lafı bile olmaz. Siz iyi olun yeter. Bunlardan özellikle sizin için dilimledim. Bağışıklığınızı güçlendirecek. Ama hepsini yiyin lütfen. Bence artık sen de bir şeyler yemelisin. Hadi. Sağ ol. Zahmet oldu. Afiyet olsun. Çok özür dilerim. Of, yine sakarlığım tuttu.
Tamam bırak. Ben yaparım. Islak mendil olsa daha iyi olacak sanki. Yok. Mendille peçeteli olacak iş değil. En iyisi değiştirmek. Ben böyle bazen çok sakar oluyorum. Ya olur öyle şeyler kızım. E kaza bu. Sıkma canını. Cana geleceğine mala gelsin. Ben bir gidip bakayım. Yardım edeyim ona. Kırış kırış olmuş bu da. Böyle giyilmez. Giyecek başka görmek de kalmamış. İşe bak. Neyse. Çok özür dilerim. İstemeden elim çarptı. Ben şimdi ütülerim ama onu 2 dakikada. Gerek yok. Olmaz. Bu şekilde giyilmez. Ben şimdi gıcır gıcır yaparım onu. Sakarlığımı unuttum artık. Mis gibi gömleği mahvettim. Çok kızıyorum kendime, çok. Evlatlıktan reddederim seni dedi. Reddi miras yaparım dedi. Hiç de öyle kuru sıkı tehdit eder gibi değil. Çok kararlı bir şekilde söyledi. Bayağı belge falan hazırlatmış. Benim yüzümden hem babasını hem bütün geleceğini kaybedecek anne. Onu o kadar çok seviyorum ki. Benim yüzümden bütün hayatının cehenneme dönmesini istemiyorum. Bunun vicdan azabıyla yaşayamam. Dur bakalım kızım. Hemen öyle kötü şeyler getirme aklına. Babayla oğul arasında küskünlükler, kavgalar illaki olur. Ama etle tırnak gibidir onlar. Bunun kolay olmayacağını da söylemiştim size. Para pul umurumda değil diyor. Ama ben biliyorum. Sırf ben üzülmeyeyim diye öyle söylüyor. Parasız pulsuz nasıl olacak ki? Nasıl geçineceğiz? Daha konaktan ayrılıp ev düzeceğiz kendimize. Bir sürü eşya alacağız. Elde yok, avuçta yok.
Nasıl olacak tüm bunlar? Gel, konuşacağız. Benim için sorun değil. Yokluğa, aza tamah etmeye alışığım. Bu yaşıma kadar azıcık ışığım, kaygısız başım diyerek yaşadım. Şikayetçi de olmadım hiç. Ben göğüs germesini bilirim. Onunla olduktan sonra her yerde, her koşulda yaparım. Ama Fırat öyle değil ki. O istediği her şeye sahip olmuş bugüne kadar. Yokluk nedir bilmemiş. O nasıl yapacak? Asıl ben onu düşünüyorum. Yaradan herkese bir sınav veriyor hayatta. Bu da sizin sınavınız. Eğer birbirinizi gerçekten seviyorsanız bütün zorlukların üstesinden gelirsiniz. Seviyorum. Hem de çok seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Güçlü olacağım. Aşkımız için sonuna kadar mücadele edeceğim. Kahve yapacağım. Nasıl içersiniz? Ben az şekerli alırım Dilan abla. Ben de sade alayım kızım, zahmet olmazsa. Estağfurullah, ne zahmeti? Ben de az şekerli içerim. Tamamdır. Bana niye sormadı? Neden yüzüme bile bakmadı? Seni çok özledim anneciğim. Burada bir sabun var. Tıpkı senin gibi kokuyor. Sürekli o sabunu kokluyorum. Seni o kadar çok özledim ki. Dün yine o sabunla birlikte uyudum. Geç kalma ne olur. Seni çok seviyorum canım annem benim. Bitti mi? Bitti. Tamam o zaman. Hadi bunu katlayalım. Zarfa koyalım. Götürür müsün? Götürürüm tabii. Şimdi de ne düşündüğünü biliyorum. Kader ablanın sana söylediği şeyi düşünüyorsun. Duydun mu bizi gerçekten? Neyi duydum? Duymam gereken bir şey mi var? Thank you.
Bir şey mi oldu? Gergin gibisin. Bir şey olduğu falan yok. Gergin de değilim. İçeride niye yüzüme bakmıyordun o halde? Ne alakası var canım? Sana öyle gelmiş. Baksana bakıyorum diye kahve taştı, görüyor musun? Baksam ne olacak ki? Ne istiyorsun anlamadım. Kendini Dilan. Şimdi elimi tutar, bir şey mi oldu diye sorar. Elbet anlayacağım neden bakmadın. Derya Cadısı. Niye arıyor ki bu şimdi beni? Arama beni bir daha. Olanları duydum. Fırat senin uğruna evlatlıktan reddedilmeyi, mirastan olmayı bile göze almış. Nasıl duygulandım anlatamam. Ne büyük aşk. İşim gücüm var. Kapatıyorum. Fırat'la ilgili sana söyleyeceklerim var. Ne söyleyeceksen şimdi söyle. Telefonda konuşulacak bir konu değil. Fırat için hayat memat meselesi olan bir mevzu. Madem bu kadar seviyorsun, sırf onun için gelirsin. Ayrıca sana da bir teklifim olacak. Peki. Saat kaçtı? Nerede? Kapatınca sana bir konum atarım. En geç bir saate gelmiş ol. Gidelim bakalım. Derdi neymiş anlayalım. Evet. Gitme vaktim geldi. Kendi ailemden daha çok aile oldunuz bana. Hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah en kısa zamanda şifasını versin inşallah Alana oğlum. İnşallah Hanife teyze. Habersiz bırakma bizi Ali. Merak etme Cedit abi. Ali, gel bir sarılayım seni. Hadi seni sokağa kadar geçireyim. Gel bakayım kuzucuk, gel. Gel seni de öpeyim.
Hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık. Buyur Ayşe abla. Sağ ol kızım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bu senin Senacığım. Çok teşekkür ederim Dilan abla. Rica ederim. Bu da senin Cihan. Teşekkürler Dilan abla. Dilan kızıma da dediğim gibi bu devirde sizin gibi insanlara rast geldiğimiz için çok şanslıyız. Sizlere çok minnettarız çocuklar. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın Ayşe Hanım. Benim işi yaptığım sayılmaz. Ne yaptıysa benim aslan yürekli kardeşim yaptı. Estağfurullah abi. Ben senden ne görüp ne öğrendiysem onu yapmaya çalıştım. Abim, benim bu hayattaki en büyük kahramanım, yol göstericimdir. Kutup yıldızımdır o benim. Bugüne kadar her zaman herkesin yanımda oldu. Ben de onun kardeşiyim işte. Halanın bütün tetkiklerini, testlerini falan gönder mutlaka, tamam mı? Ben de burada hocalarıma gösteririm. Tamam, gönderirim. Umarım iyileşir. Dikkat et kendine, olur mu? Asıl sen kendine dikkat et. İyiyim ben, merak etme. Öyle aniden şey olunca... Hadi git sen. Geç kalacaksın, merak etme beni. Thank you.
Alo Rasım. 17 liraya aldım. Aç kulağını şimdi, beni iyi dinle. Söylediklerimi harfiyen yerine getireceksin. Evet abi, dinliyorum. Şimdi polisi arayacaksın. Adres bu. Yıldıray Gürkan bu adreste deyip beni ihbar edeceksin. Kolpa bir adres ver. Polis beni orada araya dursun. Ben buradaki işleri rahatça halledeyim. Anladım abi, tamamdır. Eyvallah. Hadi o zaman. He, bana bak. Bana bu ayarladığın silah temiz değil mi? Temiz abi, temiz. Sen rahat ol. Karabeyler bu güzel haberi alsın da gevşesinler bakalım. Abi selamlar. Yeni haberler var. Selam Okan. Neymiş bu haberler? Bir ihbar gelmiş emniyete. Yıldıran yerini öğrenmişler. Arkadaşlar haber verdi şimdi. Yakalamışlar mı peki? Yok, daha değil. Baskına gidiyorlar. Çok sağ ol Okan. Yıldıray'ın yeri ihbar olduysa mesele halloldu demektir. Ben şimdi şirkete uğrayacağım. Çıkınca karakola geçerim. Orada görüşürüz. Hadi bakalım Ayşe Hanım. Kızım da sen de şimdi düştünüz elime. Sırtını dolaydığın karabeyler gelip kurtarırsın, kurtarabiliyorsun. Hayırdır baba? Her şey konuştuk zaten. Yine aynı mevzular mı? Şimdi bir de böyle sahil kenarı ambiyansından mı konuşalım diyorsun yani, nedir? Benim ihtiyacım yok da senin psikolojine iyi gelir bu deniz havası. Şöyle bir çarpar, açılırsın. Ya yapma baba, gözünü seveyim. Bak, bak, bak. Senin şöyle seviyor, böyle seviyor diye yere göğe sığdıramadığın gül kimlerle görüşüyor? Ne yapıyor bak asıl. Kendi gözünle gör de belki kafan basar. Ne o? Derya benden yüzü bulamayınca şimdi güle mi dadanmış? Dur, sen daha bir şey görmedin, seyret. Birazdan seyredeceklerinden sonra uğruna babanı karşına aldığın kızın aslında ne mal olduğunu anlayacaksın bak. Hadi bakalım. Yine buluşuyoruz. Tıpkı eskisi gibi. Biz bir aileyiz diyorum, laf anlatamıyorum. Bakalım belki bu sefer aklınız basar. Sen nereden çıktın? İhbarın sahte olduğunu düşünüyoruz ama emniyet her ihtimali değerlendiriyor tabii. Yıldıray'ın telefon sinyalleri sizin yazlık evin civarından geliyor. Büyük ihtimalle orada bir yerlerde pusuya yattı bu herif. Yazlık eve de bir ekip gelecek. Siz bu arada dikkatli olun abi. Tamam, merak etme. Ben hallederim. Çok sağ ol Okan. Yıldıray'ın yeri ihbar olduysa mesele halloldu demektir. Evdeki herkes arka bahçeye çıkar. Neden söyleyene kadar da orada kalın. Beni bekleyin. Neden abi, bir şey mi oldu?
Yıldıray burada. Telefon sinyallerini almışlar. Benim çıktığımı düşünüp rahatlayacak. Ben de tekrar evin arkasından gireceğim içeri. Siz de o sırada dışarıda olun, tamam mı? Anlaştık mı? Tamam abi. Tuzak mı kurdunuz siz bana? Sen ne olsun isterdin? Ben. Sen şimdi masum insanlara yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Delikanlı adama oyun kurulmaz. Yok yok. Ben düşmem bu tuzağa. Sen delikanlı mı diyorsun kendine? Yıldıray'ım ben, Yıldıray. Delikanlı Yıldıray. Ne delikanlısı? Sen anca gücü masum kadınlara yeten zavallının tekisin. Ne yapacaksın? Beni mi vuracaksın? Demek buraya kadar gelmiş. Kurtulamayacağız o pislikten. Sakin ol Ayşe teyze. Abim halleder şimdi onun işini. Ya bir şey yaparsa? Allah'ım, o zaman ben ne yaparım? Merak etmeyin. Cihan haklı. Hiçbir şey olmayacak. O adam hak ettiği gibi hapisi boylayacak. Üzmeyin kendinizi. Bakın Sena da korkuyor. Anne, hastasın zaten. Dilan abla haklı. Sen stres yapma. Bana abi halleder, tamam mı? Dilan abla nereye? Hiç. Gerginlikten herhalde. Bir iki adım atarsam geçer. Uğra diyeyim. Dur!